Tekrardan merhabalar. Dragon, efekti ile ilgili devam videoma hoş geldiniz. Ee, en son e, fotoğrafla ilgili bir renk düzenlemesi yapmıştık. Ee, ve fotoğrafın geldiği son halinde itibaren bir sonraki kademelerde neler yapacağımızı da e, şimdi size anlatıyor olacağım. Ee, şimdi renk ayarlamalarından sonra fotoğrafta bazı e, yerlerde e, bir tonlama ayarı olduğunu düşünüyorum böyle baktıkça. Ve burada yapacağım şey de aslında biraz eee and burn dediğimiz e, yakma ve açma olarak size anlatabileceğim. Eee tuğlu kullanaraktan bazı bölümde biraz daha karartacağım. E, bazı bölümde biraz daha açacağım. E, bu biraz daha e, operatörlük bir işlem aslında biraz daha emek isteyen, tecrübe isteyen hani e, yani birkaç tane fotoğrafla e, uğraştıkça gelişebilen bir teknik. E, Dojan Burnu yapmanın çok farklı yolları var. E, ben size şimdi e, bunu e, bir layer yaratarak soft light üzerine bir layer yaratarak nasıl yapacağımızı aslında göstereceğim. Nasıl yapıyoruz onu da layer'dan geliyoruz. New, new layer diyoruz. E, modunda yani blending modunda soft light olarak seçip e, fill with soft light natural color %50 gray olarak yapıyoruz. Yani burada ne demek istiyoruz? %51 transparan e, katmanı oluşturup, gri şeyde, sekmede burada istediğimiz gibi bir Brush Tool ile yapacağımız e, hareketleri fotoğraf üzerine daha e, soft biçimde uygulamayı sağlayan bir katman oluşturuyoruz. Açtık. Burada yapacağımız şey şöyle öncelikle katmanın ismini adlandıralım. E, Dodge and Burn diyelim. Tamam. Dodge and Burn Tool'umuzda yapacağımız şey şu. E, hedeflediğim aslında benim şu. bazı hatlar özellikle kırışıklıkları biraz daha keskinleştireceğim. Burun, yanak, parlak olan kısımlar, belki sakallar, göz vesaire olan kısımları biraz daha da parlatacağım. Yapmaya başlayalım. Tool'umuz şurada. Önce yakmadan başlıyorum. Tabi exposure %50 ciddi anlamda koyulaştıracağı için bunu %10 9 hatta 9 tutsam çok daha iyi olur. E, mid ton olarak yapacağım. E, daha sonrasında belki shadow'a da dönebilirim. Evet, başlıyorum. O kadar e, şu anda ince ayarda çalışıyorum ki, şu an pek hissedilmiyor. Ama en son e, katmanı tekrardan kaldırdığım zaman, o zaman fark edilecektir. Evet. Basılı tutarsanız eğer, efektin etkisini yine yapabilirsiniz. Yani illa her bir tıklamaya gerek yok, basılı tutarak tam bunu yapıyorsunuz. Evet, bazı yerlerdeki değişiklikleri belki fark ediyor olabilirsiniz. şöyle Yine Touchpad'den çalıştığım için tabii ki. Biraz benim zor oluyor ama alıştım artık. Evet. Şuradaki kenarlar yavaş hissediyorsunuz değil mi? Buradaki bazı değişiklikleri mesela. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Nasıl siyah noktalar siyah nokta demeyeyim de siyah karartı olan böl bölgeler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Çok fazla da aslında şu alanları şöyle keskinleştireyim. Evet. Ee, çok güzel oldu. Şurası da şöyle. Tamam, şimdi fotoğrafımı geri çekip, geri çekip bu sefer de e, yine Burn'de bu sefer Shot olacağız. bu sadece büyük bir Tool'la bunu yani Brush Tool'la bunu yapacağım. Sadece oyuklar, oyukların üzerinden şöyle bir geçeceğim bize bu ne yapacak o derin hatların daha da derin olarak görünmesini sağlayacak yani bir nevi aslında burada yapmak istediğim şey fotoğrafın biraz daha, e, nasıl diyeyim bir üç boyut efekti vermek yani dikkat ederseniz sadece hatlara dokunuyorum bu hatlara dokunduğum zaman da oralarda bir karartılar otur evet Şöyle baktığımız zaman evet görüyorsunuz değil mi o kara karanlık yerler nasıl ortaya çıktı? Şimdi bunun tam tersi aslında biraz da şuralara yapalım biraz da şöyle şuradaki kırışıklıkları yapalım. Özellikle Dragon çalışırken yüzü karışmış olarak olan insanlarda çalışmak çok daha güzel sonuçlar elde ettiriyor. Zaten Dragon'ın da kendi fotoğraftan da yapmış olduğu şey de aççası bu. Ee, evet. Şimdi Doç tuluna gelip burada highlight olarak bunu çalışacağım. %50 ee, %50'de bunu yine aynı şekilde düşürüyorum. Highlight'ta burada da yapacağım şey şu. Highlight'ı zaten uygularken parlak alanlara geldiğiniz zaman direkt bir patlama göreceksiniz. İşte highlight bunu yapıyor. Yani gidip de ben bir fotoğrafı açmak istiyorsam eğer burada e, ee, ve Doge Tool kullanacaksan bunu e, Doge Tool'un Highlights olarak olan bölümde değil nasıl yapabilirim? Midtonlarda yapabilirim. Midtonlar genel olarak bir açma sağlar. Fakat benim istediğim şey e, parlak olan, beyaz olan alanlarda biraz daha parlaklık sağlamak. Ve gözlere gelelim. Gözler gerçekten e, gerçekten keyifli bir yer benim için yapması. Çünkü çok hoşuma gidiyor oradaki renk çıkışlarında çok fazla. E, çünkü şeyde kalmış zaten. Bir kontrol ediyorum. Brush Tool'da mı hala diye. Yok. Dodge Tool. Şuradan seçiyorum. Brush'ı küçültüyorum ve burada tıklatarak biraz çalışıyorum aslında. Çünkü her tıklatmada aslında bu. Evet, görüyorsunuz. Çok güzel. Evet ama ışın şuradan geldiği, varsayarsak şuradaki yapmış olduğum işlemi biraz daha geri alabilirim. Onu da tekrardan e, burn tool'a gelip mid tone olarak seçip bu tarafı çok az karartacağım. Evet orayı fazlaştığımı düşünüyorum. Aynı şekilde bu tarafta da önce biraz karanlık verdikten sonrasında dodge tool highlights'la yine şu bölümde yani amcanın aslında bakmış olduğu yönde bir parlaklık yarattım. Evet gözlerdeki o etkiyi belki görmüşsünüzdür. Şimdi baktığımız zaman bir parlaklığı görüyorsunuz değil mi? İşte en güzel tarafı da zaten bu. Evet bence gayet güzel bir şu an seviyeye geldi Dojan Burn ile. Tekrar bir süremi kontrol edeceğim ne kadarında olduğumuzun. Evet, biraz az zamanım var. Ee, şimdi yine Dojan Burn'de şu sakalların olduğu bölümde bir şey Burn yapabilirim. Biraz da sakalları keskinleştirmek için. Bu sefer gene Shadow olarak kullanacağım. Biraz daha güçlü kullanayım ki e çok fazla zaman harcamadan yapabileyim. Daha büyük bir Tool yeterli herhalde. Şöyle üzerinden çok fazla durmadan geçiyorum. Bıyıkların olduğu yeri yapıyorum. Dudağın altını yapıp ve bitiriyorum. Çok az bir şekilde etkisini belki hissediyorsunuz. Bakın. Şu şekilde böyle hale geldi. Gayet 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 güzel bir hale geldi. Evet. Doge and burn dediğimiz aslında kısımda burada sona eriyor. Dragon Dragon'la ilgili daha başka ne yapabiliriz diye eğer sorarsanız tabii daha üzerinden isterseniz farklı şekilde renk tonlamalarını tabii ki yapabilirsiniz. Bu tonlamalar farklı yerlere getirebilir. Ekstra isterseniz bir dragon daha ekleyebilirsiniz. Yani o iş size bağlı. Yapacağımız şey aslında çok basit. Yani eğer öyle bir şey yapacaksanız dragon bezin efektleri altına geldiğim zaman burada bir tekrar layer oluşturabilirim. Değeri yine şöyle yaparım. Biraz daha yani bu fotoğraftaki diğer katmanını biraz daha arttırırım. Beyazları ve daha sonrasında yine hue and saturation uygulayarak fotoğrafı bu hale getiririm. Yani bu tamamen aslında bu sizin ne kadar fotoğrafla ilgili ileri gitmek istediğinize bağlı. Eee ama her yaptıktan sonrasında tabii ne kadar uygulayacağınız çok önemli. Ee, olabildiği kadar fotoğrafı bazı yerlerini işte mesela şimdi çok karardı bu tarafta çok e, bu seviyeye getirmemek lazım aslında. Veya o e, şey, o sarı tonlamasını kaybetti. Onun için de tekrar ne yapmak gerekiyor bu seviyeye geldikten sonra yine şuradan biraz daha sarıyı 16'ydı. Belki 20 20 seviyesini çıkarmak elle yazayım yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi yani tamamen sizin nereye kadar gitmek istediğinize bağlı. Ee, videomda size aslında bütün bu e, basit bir e, düzenleme şekliyle Dragon efektini anlatmaya çalıştım. Ee, önceki videomda da zaten bunu söylemiştim zaten çok da aslında böyle video çekmeye ve e, bu şekilde anlatımla e, anlatmaya aslında çok e, alışık değilim. Ama ben de aslında bu şekilde videolar hazırlayarak hem bilgimi sizlerle paylaşmak hem de e, hem de e, size faydalı olmak aslında istiyorum. E, Yine söylediğim gibi eğer aklınıza gelen herhangi bir şekilde bir e, Photoshop üzerinde veya fotoğrafçılıkla ilgili bir e, sorunuz olursa bana zaten profilimden ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Ayrıca e, ismimden de Instagram'da bana çok rahat şekilde ulaşabilirsiniz. E, soruları sorarsanız ben de hangi e, tarz videolar hazırlayacağıma e, ben de şey yapabilirim kendimi ayarlayabilirim hazırlayabilirim ee, teşekkürler izlediğiniz için Umarım beğenmişsinizdir Umarım bir faydam olmuş olur size görüşmek üzere Kendinize iyi bakın